Anlayın, buyurun. Başkanın nezaketiniz için. Arkadaşlar, partili cumhurbaşkanı dediniz. Ya şimdi sizin altılı masanın söylemlerine bakıyoruz. Ya bir yetmez, siz altı partili cumhurbaşkanı getiriyorsunuz ya. Altı partili. Altı partinin genel başkanları imza vermeden, tamam demeden cumhurbaşkanı etkisiz yetkisiz olacak diyorsunuz. Böyle bir yöntem kabul edilebilir mi? Bir taraftan %50+1 oy alacak. Bu halkın büyük bir çoğunluğuyla daha demokratik bir şekilde seçimle iş başına gelecek bir cumhurbaşkanı. Ama öbür taraftan sayın parti genel başkanları, sen yetkin yok. Ben ne dersem o diyecek. Halk kime oy veriyor? Cumhurbaşkanına. Onun için arkadaşlar, lütfen ne yaptığımızı çok iyi bilelim. Bu parlamento geçmişte çok sıkıntılar yaşadık. Parlamenter sistemin acıları henüz tazeyken ve referandumla büyük bir çoğunlukla bu millet bu sisteme tamam demişken bu sistemden dönmeyelim diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Özel. Parlamenter sistemle ilgili yıllarla ilgili Türkiye'nin en kötü dönemlerini yaşadığını söyledi. Buna cevap vermek istiyoruz ama söz talebimiz, altılı masa diye bu ülkenin başına altı tane cumhurbaşkanı getiriyorsunuz diye Sayın Muharrem Erkek konuşacak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli milletvekilleri, şimdi Sayın Hatip dedi ki başkanlık sisteminde sert kuvvetler ağırlığı vardır. Doğru da bu ucube sistem bir başkanlık sistemi değil ki. Biz başkan seçmedik, cumhurbaşkanı seçtik. Partili cumhurbaşkanlığı yaptınız. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Övündüğünüz o ilk 8 yıl 10 yıl var ya, yapısal hiçbir reform yapamadığınız halde. En iyi dönemimiz dediğiniz parlamenter sistemdi o dönem. Onun için iyiydiniz. Bir denge denetleme vardı. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bütün gücü bir kişiye verirseniz işte tablo ortada. Yoksulluk, yolsuzluk, ahlaki yozlaşma, her şey var. Bütün gücü bir kişiye verdiniz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Altılı masa diyorsunuz da ben de size diyorum. Tek adamın aklı mı, ortak akıl mı? Demokrasinin, bakın demokrasinin temeli istişaredir, uzlaşmadır. Osmanlı döneminde bile bir sadrazam vardı, başbakan, bir bakanlar kurulu vardı, istişare vardı. Memleketi ne hale getirdiniz? Memleketi batırdınız, hala bu ucube sistemi savunuyorsunuz. Yapmayın bu kötülüğü bu memlekete. Gelin bu ucube sistemi değiştirelim. Şu anda koalisyon yok mu? Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Vatan Partisi, Doğu Perinçek, Büyük Birlik Partisi, koalisyon değil mi? Koalisyon değil mi bu? Ne bu? İttifak görünümlü koalisyon. Ve daha kötü bir tabloya getirdiniz. Ben size bir şey söyleyeyim. Özal döneminin, Demirel döneminin, Cumhuriyet'in ilk yıllarının, Türkiye'nin en başarılı olduğu dönemler, hepsi parlamenter sistemle yönetildiği dönemler. Bakın son 3 yıla, bakın son 4 yıla. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra ya dolar 4 liraydı, 4. Evet Sayın Erkek, teşekkür ediyoruz Sayın Erkek. Teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini, Sayın Akçay'ın bir söz talebi var. Onu da karşılayacağız önerisini oylamaya sunmadan önce. Buyurun Sayın Akçay. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, kavramları yerli yerinde kullanmak lazım ve doğru kullanmak lazım. Biz Cumhur İttifakı'yız. İttifak kavramıyla koalisyon veya ortaklık kavramları bambaşka kavramlardır. Cumhur İttifakı Türkiye'nin temel milli meselelerinde bir mutabakat ve işbirliği, ittifak halidir. Ve Türkiye'nin karşı karşıya kaldığını düşündüğümüz tehdit ve tehlikelere karşı bir ve beraber hareket etme halidir. Ortaklık denilince şirketlere örnek verelim. Herkesin bir hissesi vardır. Koalisyon deyince belli bakanlıklar, kurumlar paylaşılarak yapılır. Oysa Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti arasında herhangi bir ortaklık veya bir diğer koalisyon kesinlikle söz konusu değil. Ve bizim Cumhur Açalım.
Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket ediyoruz. Bu ülkemizin temel milli meselelerinde. O nedenle ittifak kavramıyla ortaklığı veya koalisyonu birbirine karıştırmamamız gerekir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, sürem yeterli olmadığı için bir cümleyle özetleyeyim, Türkiye'ye istikrar getirmiştir. Siyasi istikrara kavuşmuştur Türkiye. Bunu da arzu ederseniz her türlü tartışırız. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi eski sisteme göre daha güçlüdür. Güçlü katılım, güçlü temsiliyet ve bir uzlaşmacı yapıya da sahiptir. Ve hiç olmadığı kadar parlamentomuz 14 siyasi partiyle temsil edilmektedir şu anda. Ve 72 yıl, 46'dan 2018'e kadar geçen süreyi baz alacak olursak 72 yılda 51 hükümet... Tamamlıyorum. Tamamlıyorum Sayın Başkan. Bunun çok büyük bir çoğunluğu 12'si koalisyon hükümeti, 6'sı azınlık hükümeti, 3'ü darbe hükümeti, 2'si geçici hükümet olmuş. 1998 yılında Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel bu hükümet krizleri ve koalisyonlar kurulamayışı nedeniyle bir tek bağımsız milletvekili, yine merhum Yalım Erez'e hükümet kurma görevi vermişti ve hükümetler yine kurulamıyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri, meclis başkanlığı seçimleri, hükümet krizleri, darbeler vesayetler 72 yıl milletimiz bıkmış usanmıştı. Şimdi bunların hiçbirisi yok. Türkiye siyasi istikrara kavuştu ve ortada bırakılan temel milli meseleleri ve hamleleri de 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra büyük bir... Sayın Akçay, teşekkür ediyorum. Sayın Özel. Efendim, çok uzatmayalım. Tebessümle izliyoruz. Şuna çok alışkındık. AK Partili hatipler çıkar, bizden önceki iktidar diye vurdukça vurur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin koalisyon olduğu, ortağı olduğu 21. dönemi yerden yere vururdu. MHP buna sessiz kalırdı. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki, biz 2018 yılında değiştirdiğimiz rejimle Türkiye'ye istikrarı getirdik diyor. AK Parti de kendisinin ondan önceki 18 yıllık istikrar dönemine istikrarsızlık olduğunu kabul edip alkışlıyor. Biz de sizi alkışlıyoruz. Peki. Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarına sunmadan önce yoklama yapılmasına dair başladım, sonra devam edelim isterseniz. Yoklama yapılmasına dair bir önerge vardır. Önergeyi okutup işleme alacağım. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Görüşülmekte olan grup önerisinin sonunda yapılacak oylama öncesi yoklama talebimiz vardır. Ahmet Önal, Kırıkkale. Burada. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman. Burada.